maça farklı bir dizilişle çıkmak zorunda kaldık. Şimdi zorunda kaldık diyorum. İki tane hem sağ bekim hem sol bekim aynı anda, bir tanesi geçen hafta maçtan sonra, bir tanesi de hafta içinde sakatlık yaşadı. Doğal olarak iki tane bekin olmaması bizi sağ içinde farklı bir dizilişe itti. Maça başlarken maalesef 4 haftadır aynı bir hastalığımız var. Maça başlamadan mağlup duruma düşüyoruz. Bunun çalışmalarını da yapıyoruz ama bence biraz olay mental sıkıntı. Golü yedik, daha sonra dengeledik. İlk yarı pozisyonlarımız da var. Belki bir tane gol bulsak ikinci yarı çok farklı psikolojiyle olacak. Pozisyona da giriyoruz ama maalesef santrofor konusunda zaten sayısal eksikliklerimiz var. Bunu bariz görüyorsunuz. Her basın toplantısında dile getiriyorum. Sayısal olarak çok ciddi eksikliklerimiz var. Tabii ikinci yarı gene bir dirençli başladık ama işte yediğimiz gol zaten maçı kopardı. Karşımızda da kaliteli bir takım var. Buradan sonra maç çevirmekte çok zor oluyor. Ben oyuncularıma içeride bu konuşmayı yaptım. Mental sıkıntıları var. Yani orta saha oyuncu
hazırlanış süreci, birbirlerinizi anlaması tabii ki zamanlı. Bunu gene diyorum, bu milli takım arasında aramıza yeni oyuncular da katılmak zorunda. Kadromuzu genişletmek zorundayız. Bu bir zorunluluk. Bu bir ihtiyaç değil, zorunluluk. Özellikle forvet konusunda, defans konusunda aramıza yeni oyuncular katmak zorundayız. O yüzden çalışmalarımız devam ediyor. Umarım inşallah bir an önce bu arada yeni oyuncular katılacaktır. İkinci sorunuz için de şöyle söyleyeyim. Evet, mantıklı bir soru dediğiniz 6 ay süreçte bu takım ne yaptı, neler yaptınız? Deprem sonrası o kadar zor bir sürecin içindeydi ki ne yapacağımızı kimse bilemiyordu. Oyuncular bir taraftan hepsi ayrılmakla alakalı düşünceleri olan, olmayan, o süreci yönetmek bence kolay bir süreç değil. Tabii ki oyuncu izledik. Yüzlerce oyuncu izledik burada. Ekibimiz var, izledik. Ama buraya Gaziantep'e oyuncu getirmek kolay olmuyor. Bunu daha önce de yaşadık. Yani bulunduğumuz coğrafi konum daha önce engeldi. En son yaşadığımız deprem olayı zaten olayları daha da zorlaştırdı. Ben son hafta, geçirdiğimiz son haftada 4 tane, 5 tane net oyuncudan veto yedim. Ya kendisinden ya eşinden. Yani bazı zamanlarda para bile çözmüyor sorunu. Yani bunu hep beraber yaşıyoruz. Hala burada yaşayan insanların tedirginleri oluyor. Olmuyor değil yani. O süreci biz tabii ki çalışarak, oyuncu izleyerek geçiriyoruz. Ama transfer süreci öyle bir şey ki oyuncu o an getirme şansın olmuyor. Lig bitsin görüşelim diyor. Lig bitiyor. Bu sefer hanımı ikna olmuyor. Hanımı ikna oluyor, bu sefer kendi ikna olmuyor. Kulübü ikna olmuyor. Bir sürü etken buluşuyor ve sonuçta bu süreç bizi buraya getirdi. Ama hala zamanımız var. 15 günlük bir süremiz var. Bunu en iyi şekilde geçirip buraya mevkisel olarak eksik olan tarafımıza takviyeler yapmak zorundayız.